Efendim, rock sezonu demişler. Evet. Rock'n'roll o zaman. Rock'n'roll. Alalım bir rock şarkı. Hazırlıksız geldim. Sezon. Bilseydim çalışır mı sözüm olsun. Gerçekten çok güzel bir projede yer alacaksınız. Evet. Heyecan Doruk'tan neler söyleyeceksiniz? Çok heyecanlıyız. Yani gün sayıyoruz açıkçası. Çok güzel bir iş bekliyor bizi. O yüzden yani bilmiyorum tabii takdirse izleyicimizin ama çok heyecanla bekliyoruz. Çok severek çalışıyoruz gerçekten. Ben zaten ilk hikayeyi okuduğum anda bayılmıştım ve hani içerisinde olmak gerçekten çok istemiştim. Çok da mutluyum. Çok da güzel geçiyor günlerimiz. İyi bir tempoda çalışıyoruz. Sıkı çalışıyoruz. İnşallah güzel bir sezon bizi bekliyor. Efendim setin en yakışıklısı. Buyurun. Murat Yıldırım çok yakışıklı. Peki, setin en çalışkanı. Bütün ekibimiz çok yakışıklı. Bütün oyuncularımız çok yakışıklı. Setin en eğlencelisi. Ay bilemedim. Bir şey ayıramam ben böyle ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Evet. Çok ilginç. Böyle klasiktir. Derler ya. Ay çok eğlenerek çalışıyoruz. Çok harika. Herkes çok çalışkan. Gerçekten benim çok kalbimden dua ettiğim bir şey vardı. İşimi çok aşığım. Dolayısıyla işime de ben her gün oyun parkına gider giderim ve çok aşkla çalışırım. Çok seviyorum işimi. O yüzden de çok herkesle böyle gerçekten gönülden aynı enerji ve aynı sinerjiyi yakaladığım bir iş ortamı çok hayal ediyordum. Çok gönlüme göre, hayallerime göre herkesin çok canla başla çalıştığı, mutlu olduğu bir iş ortamı açıkçası. Peki efendim set şimdi başladı. Yayın gününüz belli oldunuz. Çünkü hayranlarınızı da çok merak ediyorum. Sanırım Ekim'in başlarımız olacak diye bazen konuşmalar geçiyor ama tam tarihini biz de bilmiyoruz. Yarı spoiler aldık arkadaşlar. Yakındır diye tahmin ediyoruz diyelim. Yakındır diye biliyoruz ama herhalde önümüzdeki haftalarda yakın zamanda başlayacağız. Peki dizi başlar başlamaz ciddi bir rekabetin içinde bulacaksınız kendini. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu rekabet ortamında sizce hani uzun süreli bir iş olacak mı bu iş? Yani açıkçası ben projeye çok inanıyorum gerçekten. Hikayenin bu anlamda çok kendini devam ettirebilecek, çok besleyici. Yani senaristimiz gerçekten çok anlamlı, uzun süre ilerleyebilecek bir şekilde dolu dolu bir hikaye. Açıkçası ben içinde yer almasaydım da herhalde en büyük hayranlarından biri olurdum diye çok inanıyorum. Okuduğum anda ilk hissettiğim bu olmuştu zaten. Dolayısıyla ben şartlarında her şey çok değişken. Bunu hiç kimse bilemez. Çok iyi işler var. Çok iyi işler olmasından ve sektörün bu kadar dolu dolu olmasından dolayı da açıkçası çok mutluyum ve çok gururluyum da bir oyuncu olarak. Yani ben çok istiyorum ki hepimiz harika işler yapalım ve bütün işlerimiz uzun soluklu olsun. Çünkü biliyorsunuz çok emek var. Evet. Ve hepimiz bu heyecanla, bu aşkla başlıyoruz işimize de. Yani mümkün olan her segmentte izleyicilerimize bir şekilde hitap etmeye çalışma. Elimizden geleni yapıyoruz. Peki. Güzel peki o zaman rock and roll diyoruz. Rock and roll. Harika bir gece oldu. Tarzınız da buna çok uygun efendim. Yani evet kıyafeti de. Rock, özel mi hazırlandınız? Özel olarak rock and roll konsepti hazırlandım. Peki efendim. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Detay alalım. Artık çocuktan sonra da